12. Hava Ulaştırma Anaüs Komutanlığı Erkilet Kayseri'den eğitim test uçuşu için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle 4 Haziran'da kaza kırma uğramıştır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Haklarla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 12. Hava Ulaştırma Anaüs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan SF-260D tipi bir eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını ve olayın meydana geliş sebebinin kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağını belirterek, elim kazada şehit olan iki kahraman pilotumuza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz ifadelerini kullandı. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Elim kazada şehit olan iki kahraman pilotumuza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tehditleri kaynağında bertaraf etmeye öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin artan bir baskıyla sürdürdüğünü aktaran Tuğamiral Aktürk, operasyonlar ile son bir hafta 59 servis etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar 521 Irak'ın, 630'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1151'e ulaşmıştır. Ayrıca bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyinden barınma alanlarına kaçan bir PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur diye konuştu. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskıyla sürdürmektedir. Operasyonlarla son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 521'i Irak'ın, 630'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1151'e ulaşmıştır. Ayrıca bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 344 şahıs yakalanmıştır. 1343 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5005'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 58.292 olmuştur. Bölgede kalıcı barışın sağlanması için Filistin meselesinin adil bir çözüm kavuşması gerektiğini vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı tarafından personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi. 7 Ekim'den bu yana insanlık dışı saldırılarıyla 37 bin masum Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail, her türlü yaşam hakkını ellerinden aldığı Filistin halkını açlığa mahkum ederek topraklarını terk etmeye zorlamaktadır. Hem insan haklarına hem de uluslararası hukuka aykırı olan bu trajedi kanıksanmamalıdır. Uluslararası toplumun desteğiyle Filistin'in bir devlet olarak tanınması ve söz sahibi olması bölgesel istikrar ve kalıcı barış için olmazsa olmazdır. Temennimiz ateşkes görüşmelerinin zaman kazanmak adına söylemlerde kalmamasıdır. Ayrıca 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü bir kez daha kutluyor. Çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması için iklim değişikliğiyle mücadelenin ve sıfır atık hedefinin önemini tekrar vurguluyoruz.